Çünkü bu Marmaris'i son görüşüm olsun istemiyorum. Mavi yolculuk için en uygun zamanın Eylül ve Ekim ayı olduğunu düşünenlerdenim. Bunun doğru bir fikir olduğunu Marmaris'in içine ilk adımı attığımda daha iyi anladım. Şehirdeki hoş tenhalıktan onun en güzel deminde olduğunu anlıyorsunuz. İlk cemresi Haziran'da düşen turistlerin Ağustos sonunda çığa dönüşen yoğunluğuyla yorulan sokaklar Eylül sonunda yeniden nefes almaya başlıyor. Sezonda kapalı gişe oynayan Marmaris'te şimdi istediğiniz yere oturmakta serbestsiniz. Yerini denizden yana seçenler için artık gitme vakti. Limandan kalkan Maranda ile rotamızda Ekincik, Dalyan, Göcek ve Fethiye var. Bayram Kaptan'ın dümen kırmış bulunduğu Ekincik, yolculuğumuzun demir atacağı ilk koy olacak. Marmaris Göcek arasında seyreden teknelerin ilk uğradıkları yer olan Ekincik koyundayız. Harika bir yer gerçekten. Ömrümün sonuna kadar dinlemekten yüksünmeyeceğim yegane seslerden biri olan cırcır böcekleri şu anda başlamışlar koro halinde. Tek tük motor sesi duyuyorsunuz. Onun dışında muazzam bir manzara ve özellikle de yılın bu mevsiminde, yani şu an Eylül ayının sonundayız. Öyle çok insanı mahveden sıcaklar yok. Yani şu an her şey dört dörtlük. Fakat denize şu anda girmiyorum çünkü Ekincik koyunun başka bir özelliği daha var. Buraya yanaşan daha küçük ebatlı tekneler sizi alıyorlar ve buradan Dalyan'a götürüyorlar. Ve asıl eğlence orada başlıyor çünkü Dalyan bölgesinde gidilecek tam 3 tane yer var. Bir tanesi Dalyan Deltası, bir tanesi Kalanoz Harabeleri ve diğeri de Caretta Carettaların olduğu İz Tuzu Kumsalı. Az sonra yanaşacak küçük tekneyle beraber önce oraya gideceğiz ve ardından tekrar buraya geleceğiz. Ve en sonunda da günün kapanışını denize girerek yapacağız. Dalyan 6 kilometre uzunluğundaki İz Tuzu Kumsalı'yla misafirlerine hoş geldin diyor. Uzunluğuna rağmen üzerinde yalnızca 1-2 tesis bulunan İz Tuzu'nun bir yanı tamamen denizle çevrili. Ancak kumsalın burnundan kıvrılıp kanala doğru girdiğinizde tuzlu su yerini deltanın tatlı suyuna bırakıyor. Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i birleştiren 7,5 kilometrelik kanalın derinliği 2,5-3 metre kadar. Karetta karetta gördüm. Aa. Adı Ali mi? Ali. Her sabah böyle seri oynatırız. Her sabah geliyor mu sabah? Aynı saatte. Ne? Kafası turuncu olanlar erkek. Kahverengi olanlar kesin. Kahverengi olanlar da dişi. Göz. Bu dişi. Bu dişi. Ama adı Ali. Hello. How are you? Hi. Bye. Hello. Boyları 1,5 metre, ağırlıkları ise 150 kiloyu bulabilen Caretta Carettaların 85 milyon yıldır var olduğu düşünülüyor. Saatler süren çiftleşmelerden sonra dişi karettalar bir defada 100 ila 170 arası yumurta bırakıyorlar. Ve yumurtalarını da oritasyon denen bir içgüdüyle gelip kendi doğdukları kumsala bırakıyorlar. Caretta karettalar şüphesiz Dalyan'daki en ilginç canlılar. Ancak buraya gelince göreceğiniz her büyük kaplumbağayı karetta sanmayın. Çünkü İz Tuzu'na yumurta bırakan bir diğer tür de Nil kaplumbağası. Kaplumbağaların yanı sıra Delta'nın ev sahipliği yaptığı 180'e yakın kuş türünü de unutmamak gerek. Özellikle yalı çapkınlarını görebilmek için dünyanın dört bir yanından Dalyan'a gelen kuş gözlemcileri var. Harikalar diyarı Dalyan Deltası'nda doğa her canlı türüne bir yaşam elverişliliği arz etmiş.
Bu zincirin halkalarından biri olan insan da milattan çok önce Dalyan'a yerleşmiş. Delta'nın ikinci durağındaki Kaunos antik kenti, baş döndüren manzarası ve sonsuz zenginliğiyle gündüz parlayan yıldızlar gibi. Defne, kekik ve adaçayı kokularıyla bezeli Kaunos antik kentinin tarihinin milattan önce 3000 yıllarına dayandığı tahmin ediliyor. Kral Miletos'un oğlu Kaunos, ikiz kız kardeşi Biblis'le yaşadığı uygunsuz aşk yüzünden buraya sürülmüş ve bu coğrafyada, bu yerleşim alanındaki yaşam tohumları onunla beraber yeşermeye başlamış. Ama bu efsane. Elde edilen kaynaklardaki yazılı bilgilere göre ise Kaunos antik kentinin en eski tarihi bilgileri M.Ö. 545 yılına denk gelen Pers savaşları dönemine tekabül ediyor. Bodrumlu tarihçi Herodot Kaunos'la ilgili şöyle bir şey yazmış. İyonyalılara baş eğdiren, boyun eğdiren Harpagos, Karya, Kaunos ve Likya'nın da üzerine yürüdü. Buradan da anlaşılacağı gibi demek Kaunos o zamanlar aynı Karya ve Likya gibi ayrı özel bölgeymiş. Kaunos zaten konum itibariyle de kuzeyinde Karya, güneyinde Likya olan bir bölgede. Muhteşem bir coğrafyada muhteşem bir antik şehir. Yani Herodot buradakilerin aslında Anadolu kökenli olduklarını düşündüğünü söylüyor. Ama Kaunoslular biz Giritliyiz diyorlarmış. Ama Herodot onları farklı kılan bazı özellikleri yazmış. Örneğin Kaunoslular yaşları ne olursa olsun, çoluk, çocuk, kadın, erkek fark etmez, akranlarıyla bir araya gelip şarap içmeyi çok severlermiş ve bu onların en çok saygı gösterdikleri ritüellerinden biriymiş. Böyle ne bileyim insanın aklına çok sağlık dolu, yanaklardan kan fışkıran insan tipi geliyor. Ama aslında öyle değilmiş, çok sağlıklı değillermiş. Bu da bilmiyorum Strabo'nun yalancısıyım. Amasyalı coğrafyacı Strabo'nun da diyor ki Kaunoslular çok solgun, hastalıklı ve ömürleri de bir yaprak kadar kısaydı diyor. Bunun nedeni de sıtmaymış, yani bir sıtma baş göstermiş. Bunlar dışında burası ilk defa 1840 yılında İngiliz arkeolog Hoskin tarafından bulunmuş, keşfedilmiş. Kazı çalışmalarını ise 1966 yılında Baki Öğün tarafından başlanmış ve gördüğünüz üzere bu kazı çalışmaları hala devam ediyor ve kazılmayan bölgelerde Kaunos'la ilgili daha nice cevherler gün ışığına çıkmayı bekliyor. Keşif gezintim antik yerleşimlerden modern yerleşimlere dönüyor. Delta kıyısında yer alan Dalyan merkezi, salaş lokantalar, şirin pansiyonlar, iş dolu tezgahlar ve geceye hazırlanan barlarıyla tipik bir Akdeniz beldesi görünümünde. Dalyan'da konaklama seçeneğiniz bir hayli geniş. Merkezdeki pansiyon ve oteller gibi nehir üzerinde yer alan kafe, restoran ve konaklama tesislerinin de az katlı ve manzarayla uyumlu olduğu söylenebilir. Dalyan'da sıra geldi banyo yaparak kirlenmeye. Başka bir deyişle çamur banyosuyla yüzleşmeye. İşte o an geldi. Ben Dalyan'dayım ve Dalyan'daki bu çamur banyosunda kükürtlü sulara kendimi az sonra bırakacağım. Ha, kokusuyla ilgili çok böyle rahatsızlık veren, işte çok yoğun, insanı çok allak bullak eden bir koku diye okudum birçok yerde ama inanın o kadar da rahatsız etmiyor ki ben kokuya karşı çok duyarlı bir insanım. Hemen tepki veririm. Ona rağmen evet, yani burun deliğinizi sızlatan bir şeyi var, kokusu var ama yine de bu sizin buradan kaçmanız için bir sebep değil. Yani en azından ben kaçmıyorum ve gireceğim. Nasıl? Sanırım az önce söylediklerimin hepsini geri alıyorum. Kokuyla ilgili bir rahatsızlığım yok ama suyun içinde insanın ayağına, vücuduna bir şey değmesi hissi çok kötü değil mi? Ben yosunluğum da çok
irite olurum. Ve şu an ayaklarımı değdiğim yerde yosunumsu bir dolu ot var. Ve ben ellerimi o otların içine sokup çamur alıyorum. Her şey sağlık için. Ben yıkanma biraz. Geliyor. Nazan'a yapalım mı? Çıkacak mısın? Renk uyumu iyi oldu ama. Sizce de kendimi güneşe teslim etmek için yeterince hazır gözükmüyor muyum? Bence çok hazırım. Bir 15 dakika kadar böyle kalıp iyice kuruyup büzülmek gerekiyor. Ardından başka bir havuza gitmek gerekiyor. Sonra da yıkanmak gerekiyor. Umarım gerçekten rivayetler doğru değildir. Yok koku üzerinizden bir hafta çıkmıyor falan. Öyle olsun istemem yani. Gülemiyorum. Gidiyorum ben. Şimdi sıra kuruyan çamurları vücuttan atmakta. Atabilmekte. Atmak istemekte. Çamur deyip geçmeyelim. Bu banyonun Kleopatra'nın güzellik sırlarından biri olduğuna inanılıyor. Kayaların altında doğal yolla kaynayan termal suyun başta romatizma olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği ve sahip olduğu radyosülfür sayesinde de çamurla gerilen deriyi yumuşattığı bir gerçek. Bu gerçeğin gerçekleşmesi içinse en az 15 günlük bir kür gerek. Neyse ki deniz hep deniz, nimetleri de sonsuz. Ekincik'te beni bekleyen koyun tuzlu sularına saygılarımla. Harika gün ve bu tatlı güneşin son saatlerini Ekincik'te özel bir yere ayırdım. Burası hem bir mavi yolculuk ve hem de bir lezzet durağı. Güzergahını Marmaris Fethiye arasında seçen hemen her teknenin uğradığı My Marina Yat Kulübü 1986 yılından beri var. Ekincik koyunun girişinde eskiden maden iskelesi olan bu limana ilk olarak bir restoran açılmış. Geçen yıllarla beraber My Marina dünyanın önde gelen turizm ve yat dergilerinin değişmez ismi olmuş. Çam ağaçları arasındaki tesisin önündeki iskeleye 68 tekne yanaşabiliyor. Ve çevre bilinci esas alındığından tekneler yakıt ikmali ve hatta güverte temizliği dahi yapmıyor. Gördüğünüz gibi şaheser bir manzaraya sahip My Marina gerçekten çok güzel bir yer ama bence ona en büyük özelliği ve güzelliği katan şey şu. Burası yapılırken tek bir ağaca zarar verilmemiş, tek bir çiçek dalından koparılmamış ve tamamen ortadaki görünen o taş yapılar, restoran ve diğer yerler el emeğiyle yapılmışlar. Bu az önce restorana gelmek için üzerine bindiğim ray hattı işte o zaman buranın yapımı için sahillerden, çeşitli başka yerlerden toplanan taşları buraya yığmak için, yani taşımak için kullanılıyormuş. Kesinlikle doğayla barışık, harika bir yer. Denebilir ki şu anda gördüğü ilgiyi fazlasıyla hak eden bir yer My Marina. Menüde pek tabii Akdeniz mutfağı ve deniz ürünleri var. Yemekler leziz, servis temiz ve manzara güzelliği ise kifayetsiz. Burası dünyanın çok tanınmış simalarını ağırlayan oldukça ünlü bir yer. Ve sanırım burada en çok hoşuma giden de My Marina'nın hak ettiği tüm şöhretine rağmen lüks ve pahalı yerlere has o mesafeli soğukluktan uzak, sıcak, içten ve anlamsız astronomiklikten de ırak bir mekan olması. Ayrıca buraya yalnızca denizden geliniyor da değil.
Marmarina'ya çevre katli yaratmamak için asfalt dökülmediğinden bilerek doğal bırakılmış bir karayoluyla da ulaşabilirsiniz. Bense iskele yoluyla tekneye ulaşıyor ve ilk günün tatlı yorgunluğunu geceye teslim ediyorum. Bir sonraki gün varacağımız yer Göcek Körfezi olacak. Yolculuğun ikinci günü itibariyle artık Göcek koylarına girmiş bulunuyoruz. İlk geldiğimiz yer Hamam Koyu, Batık Hamam Koyu. Buraya farklı adlar da konmuş ama genelde Batık Hamam Koyu deniyor. Mesela Kleopatra Koyu da deniyor. Batık Hamam denmesinin sebebi de hamam kalıntıları. Burada aynı zamanda ormanın içindeki patika yoldan trekking de yapılabilir. Yani o anlamda elverişli bir yer, yürüyüş için elverişli bir yer. Ben de birazcık yürüyüp ardından denize gireceğim. Tektonik bir kaya oluşumuna sahip olan koyda deprem sonucu su altında kalan kalıntıları incelemek için şnorkel, gözlük ve palet oldukça iyi bir üçlü. Biraz su sesi dinlemeye ne dersiniz? Şimdi sırada mavi yolculuk geleneğinin oluşumunda çok önemli yere sahip isimlerden birinin resimden imzasını attığı koy var. İstikametimiz Bedri Rahmi Koyu. Türk resim ve şiirinde çok sayıda esere imzasını atan Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 1958 yılında Uluslararası Brüksel sergisindeki Türk pavyonuna yaptığı 227 metrekarelik resim çalışması ve 1959 yılında Paris'teki NATO merkezine hazırladığı 50 metrekarelik pano, onun başarısını uluslararası boyuta taşıyan çalışmalardan yalnızca bazıları. Ah. İşte Bedri Rahmi'nin 1974 yılında kaya üzerine resmettiği bu güzel balık. Aslında adı Taşyaka Koyu burunun. Fakat Bedri Rahmi 74'te bunu çizdikten sonra, bunu resmettikten sonra Taşyaka Koyu'nun adı da Bedri Rahmi Koyu olmuş. Bedri Rahmi'nin mensubu olduğu Eyüboğlu ailesindeki bir diğer isim, Marmaris menşeili mavi yolculuk geleneğinin kurucularından Sebahattin Eyüboğlu. Atatürk'ün talimatıyla Fransa'da filoloji, edebiyat ve estetik eğitimi alan Sebahattin Eyüboğlu, 1930'lardan itibaren yazmaya başlar. Ve Ömer Hayyam'dan Jean-Paul Sartre'a birçok yazarın eserlerini Türkçe'ye çevirir. 1965 yılında Marmaris'e gelen Eyüboğlu, yakın arkadaşı Hasan Ali Yücel'in oğlu, olağanüstü şair ve çevirmen Can Yücel'le konuşur. Ona Can der, bize bir tekne ayarla. Can Yücel, o sıralar Hürriyet adlı teknesiyle kereste ve sünger taşıyan Marmarisli Ali Fuat Eroğlu ile konuşur. Bu vesileyle oluşan mavi yolculuk geleneğinin Hürriyet adlı teknedeki mevcut tayfası şudur. Mina Urgan, Azra Erhat, Yaşar Kemal, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday ve Cevat Şakir Kabaağaçlı. O tekneye konan martı bile olmak isterdim. Şimdi ise geldim Tersane Adası'ndayım. Tersane Adası bölgedeki adaların en büyükleri arasında. Üzerindeki kalıntıların erken Roma dönemine ait olduğu söylense de bu net bir bilgi değil.
Kalıntıların çoğunu Akdeniz mimarisi özelliği taşıyan binalar oluşturuyor. Adanın adını yüzyıllar önce burada bulunan bir tersaneden aldığı da söyleniyor. Şimdilerde hayvancılık ve ziraatle uğraşan birkaç ailenin yaşadığı adada küçük ve şirin bir restoran, korunaklı bir liman ve gelenlere rehberlik yapan Kuzu adında dünyalar güzeli bir köpek var. Gece Tersane Adası'nda kalıyor ve ertesi güne Göcek Limanı'ndan merhaba diyoruz. Göcek Limanı'na gelmemizin sebebi aşçımız Mehmet Bey'in hazırlayacağı yemekler için malzeme alacak olması. Bombar zamanı. Geliyor, devam. Makarna ve aha balık. Bunlar ne balığı dedi? Kuzey, sarı kulak. Ha, hepsi aynı değil yani. Allah. Sarı kulak, kulak şeklinde yapılmış. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Deniz insanın karnını bir yere kadar acıktırır. Mutfaktan her daim yükselen muhteşem kokularsa doygunluk hissinizi sizden alır. Sizi temin ederim, Maranda adlı teknede eksik yok, fazla çok. Kanto eşliğindeki bu güzel yemek Göcek'teki son durağımız olan Yaslıcalar şerefineydi. Yüzmek için biraz hazmetmeliyim. Ardından güneşi denizden batırmak niyetindeyim. Yolculuğun son gününe gözümüzü Fethiye Ece Limanı'nda açıyoruz. Burada diğer teknelerdeki insanlarla birlikte jip safariye çıkacağız. Bunun için sabah 8.30 itibariyle marinanın kapısında buluşuyor ve bizi bekleyen jiplere dolup yola koyuluyoruz. Size tavsiyem ya önden yer kapın ya da yanınıza kalın bir şeyler alın. Oldukça eğlenceli ve sersemleticiydi. 25 dakikadan sonra şimdi artık Saklı Kent Milli Parkı'nın içine girdik. Bir mola verdik. Kendimize gelelim, birazcık da kemiklerimizi ısıtalım diye. Yani Eylül sonu, Ekim başı ama yine de tabii jip safari sırasında hiç öyle Ağustos sıcağı bile olsa kâr etmiyor. Soğuk, dondurucu. Şimdi arkamızda gözüken çay da Karaçay. Saklı Kent Kanyonu'nun içine girdiğimizde Eşen Çayı'nı göreceğiz. Ben bu Eşen Çayı zannettim başta ama değilmiş. İşte bu Karaçay. Merakla beklediğim Saklı Kent Kanyonu'na nihayet gelmiş bulunmaktayız. Hatırlatmam gereken şey, buraya gelirken yanınızda sağlam pabuçlar getirmeniz gerektiği.
Unuttuysanız da merak etmeyin. Girişte ucuza kiralanan bir dolu lastik ayakkabı var. Saklıkent 14 kilometre uzunluğunda dev bir kanyon. 90'lı yılların başında bir çoban tarafından keşfedilen Saklıkent Kanyonu'nun güzelliğiyle ilk görüşte çarpılıyorsunuz. Yaklaşık 150 metre kadar kayaların üzerine kurulu tahta iskeleden yürüyorsunuz. Ancak her şey adımınızı suya ilk atışınızla birlikte başlıyor. Çivi gibi. Hiç bacaklarımı bu kadar hissetmediğim olmamıştı. İlerleyen safhalar güneş ışığı aldığından ve bacaklarınızda zaten uyuşmuş olduğundan yürüyüş daha kolay. Ancak bazı kaygan ve zorlu kayaların üstünden geçmek için dikkatli olmak şart. Hatta bazı yerlerde size yardım etmek için hazır bekleyen küçük Saklıkentli çocuklar göreceksiniz. Güneş görmeyen dar yerlerde zaman zaman titremiş de olsam, 1,5 kilometrenin sonunda karşılaştığım manzara beni benden aldı. Ne soğuğu ne de dönüşü düşündüm ve doğanın karşı konulmaz gücüne savunmasız teslim oldum. Fethiye'de sizi içine çeken her yerin sesli veya sessiz anlattığı bir şeyler var. Bu durakta sizi içine çeken şey de bir ayrılık hikayesi. Kayaköy'deki her köşeden terk edilmişliğin ağır hüznü sızıyor. 3500'e yakın evden oluşan bu köy eskiden bir Rum yerleşimiydi. Eski adı Levissi olan Kayaköy'de 2 kilise, 14 tane de şapel vardı. Taksiyaris ve Katopanayi kiliseleri şimdilerde harap durumda. Birinin ahşap kapısı Fethiye Müzesi'nde sergilenmekte. Yunan Dostluk Köyü ilan edilen Kayaköy'de 20. yüzyıl başlarına kadar 25 bin civarında Rum ve Türk bir arada yaşadılar. 1923 tarihinde gerçekleşen mübadeleyle Kayaköy'ü terk etmek zorunda kalan Rumlar, Fethiye Limanı'ndan kalkan gemilerle Yunanistan'a giderlerken yanlarında köylerini de götürdüler. Ve Atina civarında iskan edildikleri yeni bölgeye Nea Makri, Yeni Fethiye adını verdiler. İlkokulları, eczaneleri, dükkanları ve gazete basan matbaasıyla bir zamanlar çok canlı bir yerleşim olan Kayaköy, Mimarlar Odası ve mimarlık öğrencilerinin kurduğu Galata grubu başta olmak üzere bazı duyarlı oluşumların işbirliğiyle restore edilip yeniden hayata döndürülme çabasında. Mavi yolculuk, içinde barınan tarih, doğa, sanat ve kültür duraklarından ötürü tatilden çok daha fazlasına sahip bir gelenek. Ona hayat veren isimler ve başlangıcından bugüne Türk turizmine kattığı değer, mavi yolculuğun sonsuz bir ufka yelken açtığının göstergesi zaten. Dinliyor, dinleniyor, hem doluyor ve hem de hafifliyorsunuz. Marmaris'ten Fethiye'ye, denizden sevgilerle.